Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 5. kitabın 10. ünitesinin 3. dersini yapıyoruz. Burada bir kavaid konumuz var. Bakalım neymiş? Haberul mübteda selâsetu envâin hiye. Mübtedanın haberi 3 çeşittir. 3 nev'idir, 3 türdür. Neymiş onlar? Hiye, o 3 tür. Üç tane nevi hiye onlar. Birincisi ismun zahirun. Zahir isim. Yani tek orada isim. Tamam, herhangi bir cümle filan değil. Tamam. İkincisi cümle ismiye ev cümle fiiliye. İkincisi de nedir? İsim cümlesi veya fiil cümlesi. Bunu cümle diyoruz biz, tamam. İkincisi de cümle. Bu cümlede isim cümlesi veya fiil cümlesi olabilir. Üçüncüsü de şibih cümle. Şibih cümle de arkadaşlar, bu şibih benzer demek. Tamam? Mesela cezira ada, şibul cezira yarım ada şeklinde anlaşılıyor. Bu da cümleye benzer, cümle gibi anlamında. Tamam mı? Tam cümle değil ama cümleye benziyor, bir anlam ifade ediyor. Ha, bu şibit cümlede harful cer maal ismil mecrur, harfi cerle beraber mecrur isim veya zarf şeklinde olabilir diyor. Şimdi biz buradan özetle söylersek arkadaşlar, demek ki haber aslında burada 3 tane demiş ama aslında 2 türdür, değil mi? Ya isimdir, tek bir isim, ya da cümledir. Tamam mı? Ya da cümle. Ha, bu cümle normal isim cümlesi, fiil cümlesi şeklinde de olabilir veya şibih cümle şeklinde de olabilir. Cümleyi de ikiye ayırıyoruz. Bir tam cümle, bir de şibih cümle. Tamam, tam cümle, tam isim cümlesi, tam fiil cümlesi. Şibih cümlede harfi cer ile birlikte mecrur isim veya zarf şeklinde olabiliyor. Biz bu isim zahiri nasıl bileceğiz arkadaşlar? Yani bu herhangi bir cümle olmayan isim. Cümle değilse zaten zahir isimdir, tamam mı? Normal cümlede değilse, şibih cümlede değilse ismun zahirun şeklinde geliyormuş mübtedanın haberi. Daha önce biz isim cümlesini gördük. İsim cümlesi mübteda ve haberden oluşuyor dedik. Ama bazen haber her zaman böyle tek kelime şeklinde gelmediğini, cümle şeklinde de geldiğini birçok defa görmüş olduk. Şimdi haber hangi şekillerde gelebilirmiş onu öğrenmiş olacağız. Bakın burada da gösterelim bunu. Mesela er-raculu şuca'un. Öncelikle biz haberin nevilerini, ya kelime olur dedik ya da cümle olur dedik. Tamam, haber iki şekilde gelebilir. Ya normal kelime, isim, zahir ya da cümle şeklinde gelebilir dedik. Kelime olduğunda yani işte isim, zahir. Kelimeden, tek kelimeden kastettiğimiz şey bu. İsim zahir. Cümle olduğunda bu cümle ya normal isim cümlesi, fiil cümlesi şeklinde tam cümle veya işte harfi cer veya car mecrur, işte harfi cer ve mecrur isim veya zarf şeklinde şibih cümle olarak gelebiliyor imiş. Bakın örneklerine. Er-raculu şuca'un. Adam cesurdur. Buradaki haberimiz nedir? Şuca'un. Bak buraya yazdık. Şuca'un kelimesi bir cümle midir? Cümle değildir. O zaman nedir? İsim zahirdir. El-ganiyyu zengin, hayatuhu cemiletun. Onun hayatı güzeldir. Zenginin hayatı güzeldir. Buradaki haberimiz nedir arkadaşlar? Hayatuhu cemiletun. Hayatuhu cemiletun cümlesi. Hayatuhu cemiletun. Onun hayatı güzeldir. Bu nedir arkadaşlar? Bir cümledir, değil mi? Onun hayatı. Hayatuhu mübteda cemiletun haber. Bak, mübteda haberden oluşan bir cümledir, değil mi? Demek ki şu cümlenin haberi, şuradaki el-ganiyyu ile başlayan cümlenin haberi bir isim cümlesidir. Mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesidir. Sonraki örneğimize bakalım. El-bedanetu inteşarat. Şişmanlık yayıldı, yaygınlaştı. El-bedanet mübteda, inteşarat bu da haber. İnteşarat haberimiz ama inteşarat nedir? Fiildir. Fiil, bunun faili de vardır. Müstetir,
hiye zamiri değil mi? Müstetir hiye zamiri de faildir. Fiil ve fail oldu mu ne oluyor? O bir fiil cümlesi oluyor değil mi? Cümle fiiliye oluyor. Bu cümledeki haberimizde ne oluyor o zaman? Fiil cümlesi oluyor değil mi? Bak fiil cümlesi diye yazdık. Sonra diğer örneğimize bakalım. El meca'atu fi ifriqiye. Açlık Afrika'dadır. Afrika'nın içinde fi ifriqiye ibaresi nedir? Haberdir. Fi ifriqiye ibaresi bir şibih cümledir. Harfi cer ve mecrur isim bu ne oluşturuyor? Car ve mecrur oluşturaraktan bir şibih cümle oluşturuyor. Yani Afrika'nın içinde. Bu tam bir cümle mi? Tam cümle değil. İşte biz bunlara şibih cümle diyoruz. Ve tâiratu fevkal guyum. Uçak bulutların üzerindedir. Fevka harfi cer değil, zarf. Zarf ve ondan sonra mecrur isim de gelebilir. Bunu da bir şibih cümle olaraktan kabul ediyoruz. Fevkal guyumi. Bulutların üzerindedir. Tamam. Zarf ve mecrur isim şeklinde de gelebiliyormuş. Bu da şibih cümle oluyor. Sonra es-seferu gaden. Yolculuk yarındır. Gaden. Buradaki gaden nedir? Haberimiz oluyor tabii ki. Ve şibih cümle zarftır. Gaden. Yarın. Yolculuk ne zaman? Gaden. Yarın. Zarfu zaman olmuş oluyor. Gördüğümüz üzere arkadaşlar burada haber ya bir tek kelime ya da cümle olarak gelebiliyor. Ha bu isim zahir eğer karıştırırsanız bakacaksınız. Eğer haberimiz bir cümle değilse nedir? İsim zahirdir. Bu kadar basit. Tamam. Cümlede isim cümlesi, fiil cümlesi, şibih cümle şeklinde kısımlara ayrılabiliyor. Şimdi bu kısımlandırmanın üzerinde belki biraz fazla durduk ama bu ikide bir bundan sonra bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım tamam mı? İsim zahir, cümle, şibih cümle, normal cümle şeklinde kısımlara ayrılıyor imiş. Kitabımızdaki örneklerimize bakalım. Teemmelil cümelel ismiyetel atiyete. Aşağıdaki isim cümlelerini düşün. Ve lahiz ma tahtahu hattun. Altı çizili olanlara dikkat et diyor. Burada benzer örnekleri biz vermiştik zaten. Samih raculun. Samih bir adamdır. Burada haberimiz raculun. Hocam bu fakir ne olacak? Fakir adamdır. Tamam mı? Fakir bu şey bizim haberin sıfatıdır. Samih mübteda raculun haber. Raculun haber. Fakirun haberin sıfatı olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Raculun burada normal ismun zahirun haber oluyor. El-ganiyyu zengin, hayatuhu esel. Onun hayatı daha kolaydır. Onun hayatı daha kolaydır. Burada el-ganiyyu mübteda, hayatuhu esel kısmı ise haberdir. Bu hayatuhu esel, onun hayatı daha kolaydır. Nedir? Mübteda haber kendi içerisinde. Bu nedir? Bir isim cümlesidir. Bu bir isim cümlesi olmuş oluyor. Demek ki buradaki haberimiz isim cümlesi. Thumma elbedanetu inteşarat fiddüvelil ganiyye. Şişmanlık zengin ülkelerde yaygınlaşmıştır. Yayılmıştır. Burada inteşarat bu cümlenin elbedanetu mübtedasının haberi inteşarattır. İnteşarat bir fiildir. Fiil varsa arkadaşlar orada fiil cümlesi de var demektir. İnteşarat fiil müstetir hiye zamiri. O da fail oluyor. Burada da fiil cümlesi haber oluyor. El meca'atu fi ifriqiye. Açlık Afrika'nın içindedir. Afrika'dadır. Burada da fi ve ifriqiye şibih cümlesi haberdir. Şibih cümle haberdir. Et tayiratu fevkal guyum. Uçak bulutların üzerindedir. Burada da fevka zarf ve sonra mecrur isim gelmiş. Bulutların üzerindedir. Bu da şibih cümle oluyor. Es-seferu gaden. Yolculuk yarındır. Burada es-sefer mübteda gaden haber oluyor. Buradaki haberimiz nedir? Zarf. Zarfu zaman. Zaman zarfı olmuş oluyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Demek ki
Haberimiz, mübtedanın haberi, isim zahir olarak veya cümle olaraktan gelebiliyormuş. Cümle olarak geldiğinde isim cümlesi veya fiil cümlesi veya şibih cümle, o da zarf mecrur veya zarf olarak, sadece zarf olarak da gelebiliyor imiş. Buradaki örneklerimize bakalım. Samih raculun fakirun. Samih fakir bir adamdır. Raculun burada ne oluyor? Haber oluyor. Samih mübtedaun merfuun biddamme. Raculun haberun merfuun biddamme. Raculun zahir ismi, haber oluyor. El-ganiyyu hayatu esel. El-ganiyyu mübtedaun merfuun biddamme. Bu zahir ismi olduğunda haberun merfuun biddamme dedik. Peki mübtedanın haberi bu şekilde cümle olduğunda ne diyeceğiz? Nasıl irab edeceğiz? Nasıl irab ediyormuşuz? Bu daha da kolay arkadaşlar. Vel haberu el-ganiyyu mübteda. Mübteda dediysen sana haberi de sorarlar değil mi? O zaman ne diyoruz? El haber, haberi mi soruyorsun? Al sana. Haber cümletu hayatuhu esel. Hayatuhu eshel cümlesidir. Haber neymiş? Hayatuhu eshel cümlesi haberdir. Bu kadar basit. El bedanetu inteşarat fi duvelil ganiyye. Şişmanlık zengin ülkelerde yaygınlaştı. El bedane mübtedeun merfun biddamme. Anladık. Tamam. Peki bunun haberi nerede? Bu fiil cümlesi haber. O zaman ne diyeceğiz? Aynen öyle diyeceğiz. Vel haber, haber cümletu inteşarat. İnteşarat cümlesi de haberdir diyoruz. El meca'atu fi ifriqiyye. Açlık Afrika'dadır. Tamam. El meca'atu mubteda merfu'un biddamme. Oraya kadar biliyoruz. Peki bu fi ifriqiyye'yi nasıl irab edeceğiz? Burası haberdir. Haberi nasıl irab edeceğiz? El haber şibih cümle. Şibih cümlesidir. Hangi şibih cümle? Fi ifriqiyye. Fi ifriqiyye diye geçen şibih cümle haberdir. Haber burasıymış. Sadece bunu diyoruz ve geçiyoruz. İşimiz kolaylaşıyor. Ha, bizden detaylı bir irab istemişse fi ifriqiyye'yi de ayrıca fi harfi cer ifriqiyye ismi mecrur falan diye irab edebiliriz. Ama genel olarak mübteda haberi bulacağız biz. Mübteda bu, haber de bu cümledir diyoruz. Et-tâiratu fevgal guyûmi. Uçak bulutların üzerindedir. Et-tâiratu mübtedeun merfûn biddamme. Cehid. Mübtedeun merfûn biddammedir. Fevgal guyûmi. Burası da nedir? Haberdir. Nasıl irab edeceğiz o zaman? Vel-haberu şibih cümle fevkal guyum. Fevkal guyumi şibih cümlesi haberdir diye irab ediyoruz. Demek ki bunların irabını yaparken arkadaşlar aslında çok daha kolay. Hiç detaya dalmıyoruz. Mübtedayı söylüyoruz. Zahir isimse zaten haberun merfun biddami. Burayı biliyoruz biz. Ama eğer cümle ise, haberimiz bir cümle ise, vel haber işte cümletü keza, şu cümledir şeklinde söylüyoruz ve irabımız tamam olmuş oluyor. Alıştırmalarımıza geçersek uktub mübtedaen münasiben li kulli haberin mimma yeti. Aşağıda gelen haberlerin her biri için uygun mübteda yaz demiş. Burada haberi vermiş. Yeclisu aller rasif, kaldırımın üzerinde oturuyor. Oturmaktadır diye. Siz buraya ne yapacaksınız? Bir mübteda yazacaksınız. Ne yazabilirsiniz? Mesela er-raculu. Tabii yanlış yazdık. Er-raculu. Adam kaldırımın üzerinde oturuyor şeklinde. Er-raculu. Et-talibu yeclisu alel-rasif. El-fakiru yeclisu alel-rasif. Fakir kaldırımın üzerinde oturuyor. El-ganiyu yeclisu alel-rasif şeklinde hepsini yazabilirsiniz. Fil-içtima. Toplantıdadırlar. Toplantıda. Kim toplantıda olsun? El-ulema olsun. Alimler toplantıdadırlar. Toplantının içinde. Bak şibih cümle, haber. Buraya da bir mübteda yazdık. Yu'ani minel-cu. Açlıktan şikayetçi. Kim? Mesela el-fakiru. Tamam. Diğerlerini de siz yapıyorsunuz. Mesela tahtel-cisri. Köprünün altındadır. Ne olsun? El-mevkibu.
Kortej, konvoy köprünün altındadır. Es-seyyaratu tahtel cisr. Araba köprünün altındadır gibi. Diğerlerinde siz uygun birer mübteda yazıyorsunuz. Vacibun lekum. Daha sonra uktub haberan münasiben li kulli mübtedain mimma ye'ti. Aşağıda gelen mübtedaların her biri için uygun birer haber yazınız. Haythu yekune marraten ismen zahir. Ama diyor nasıl yazacaksınız haberi? Bir defasında zahir ismi olsun. Ve marraten cümle, bir defada cümle olsun. Ve marraten şibih cümle, bir defada şibih cümle olacak şekilde kema fin nemuzeşte olduğu gibi. Örnekteki gibi şurada verilen mübteda, bak birer mübteda olan kelime verilmiş. O kelimelere bir defa normal isim zahir, bir defa isim cümlesi, bir defa da şibih cümle olacak şekilde bir haber yazınız diyor. El-Ganiyyu mübtedasını vermiş buna. Bir defasında ne yazıyoruz? İsmim zahir. Bak, Se'idun haber. Zengin, mutludur. Se'idun haberun merfu'un biddamme. Tamam. İsim zahirdir. El-Ganiyyu bir de ne diyor? Cümle olarak. Cümle olarak haber yaz. Ne dedik? Zengin, maluhu kesirun. Onun malı çoktur. Maluhu kesirun nedir? Bir isim cümlesidir bak. Haberi isim cümlesi olarak getirdik. El-ganiyyu fil kasri. Zengin sarayın içindedir. Sarayın içinde fil kasri ibaresi de şibih cümledir. Bu şekilde. Diğer örneğimize bakalım. Mesela bunları da siz bulacaksınız. El-hasibu bilgisayar. Cedidun. Değil mi? Kadimun eskidir gibi. Tamam mı? Galim, rahisun, ucuzdur, pahalıdır gibi haber getirebilirsiniz isim zahir olarak da. Peki bir de cümle olarak getirelim. Ne dedik? Si'ruhu murtefi'un. Onun fiyatı yüksektir. Tamam, bilgisayar fiyatı yüksektir. Si'ruhu murtefi'un isim cümlesi onun haberi oldu. El-hasibu, şimdi de şibih cümle getireceğiz. Alet-tavileti. Masanın üzerindedir. Car ve mecrur olaraktan bir şibih cümle getirmiş oldu. Mesela el-maradu hastalık. El-maradu seyyi'un. Hastalık kötüdür. Ya da el-maradu darun. Hastalık zararlıdır. Mesela cümle olarak el-maradu ilacuhu sa'bun. Onun tedavisi zordur. El-maradu fil müsteşfa. Hastalık hastanededir gibi. Ya da el-maradu fil insani da'ifi. Hastalık zayıf insandadır gibi nedir? Farklı haberler getirebiliriz. Bir tane normal isim, sonra bir tane cümle. Cümleyi isim cümlesi diye belirlememiş. Fiil cümlesi olarak da yapabilirsiniz. Mesela el-marad inteha fil medine. Hastalık şehirde bitti, tükendi gibi. Tamam, mesela fiil cümlesi de getirebilirsin. Buraya hepsi isim cümlesi olacak diye bir şart yok. Bunun kalanını tamamlıyorsunuz. Sizin için ödev. Diğer alıştırmamızda havvilil haber el cümlel fi'liye fil cümellati ila haber isim zahir kema fin nemuzeç. Örnekteki gibi diyor. Havvilil haber el cümle el fi'liye. Fiil cümlesi olan haberi dönüştür diyor. Fiil cümlesi olan haberi dönüştür. Fil cümellatiye, bu gelen cümlelerde fiil cümlesi şeklinde gelen haberi dönüştür. Nereye? İlâ haber isim zahir. İsim zahir olan habere dönüştür diyor. Kemâ fin nemuzeç. Örnekteki gibi. Bakalım şimdi. Eşşebâbu gençler ya'melûne. Eşşebâbu mübteda ya'melûne haber. Peki haberimiz ne burada? Fiil cümlesi değil mi? Ya'melu nedir? Fiil. Şuradaki vav'da vav'ul cema'da fa'ilun oluyor değil mi? Fiil fa'il. Demek ki fiil cümlesi. Bak ne yapmışız? Fiil cümlesi olan haberi
fiil cümlesi halinde gelen haberi dönüştür nereye? İsim zahir. Yani cümle olmaktan çıkar onu, isim zahir yap. Gençler çalışıyorlar. Ne yaptık? Eşşebâbu âmilûne. Çalışanlardır. Âmilûne bir cümle midir? Hayır, cümle değildir. O yüzden isim zahir olmuş oluyor. Anlam nedir arkadaşlar? Burada gençler çalışıyor. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Türkçe'ye çevirdiğimizde bu cümlenin de şu cümlenin de anlamı aslında aynı olmuş oluyor. Mesela el fakihetu tufidu. Meyve fayda veriyor. Efade yufidu fiili. Hiye tufidu oluyor değil mi? Bu fiildir. O zaman fiil cümlesi vardır burada. El fakihetu mübteda tufidu fiil cümlesi de haberdir. Peki burada tufidunu nasıl isim zahire çevireceğiz? Nedir? Tufidu mufidun değil mi? Müennes olduğu için de mufidetun. Meyve faydalıdır. Mufidetun şeklinde geldi. El iktisadu yad'ufu. İktisat, ekonomi zayıflıyor. Da'ufe, da'afe yad'ufu. Zayıflıyor. Fiil, fail burası. Fiil cümlesi. Bunu nasıl çeviririz? İsim zahire, cümle olmaktan çıkarıp normal bir isim haline getiririz. El iktisadu da'ifum. Değil mi? İktisat, ekonomi zayıftır. Burada zayıflıyor, burada zayıftır. Anlam itibariyle aslında aynı olmuş oluyor. Mesela burada da aynı şekilde. El muhtacune yahzenune. Muhtaçlar üzülüyor. Hazine yahzenu fiil. Fiil varsa fail de vardır ve fiil cümlesi oluyor burası. Peki muhtaçlar üzgündür. Nasıl deriz? El muhtacune hazinune değil mi? Hazinune onlar hüzünlüdür, üzgündürler şeklinde yapmış oluyoruz. Evet bu şekilde şuradaki fiili ve dolayısıyla fiil cümlesini normal isme dönüştürmüş oluyoruz. Bu genel Arapça bilginizi de ölçmüş oluyor burada. Bunun normal halini yazabiliyor musunuz diye. Buradaki alıştırmada ne diyor? Havvilil haberel cümletel ismiye ila haber isim zahir kema finne muzeç. Örnekteki gibi isim cümlelerini isim cümlesi şeklindeki haberi dönüştür. Nereye? İlâ haber isim zahir. İsim zahir olan habere dönüştür diyor. Bakalım nasıl yapmış örneğimizde. El fakiru fakir thiyabuhu mumezzekatun. Onun elbisesi yırtıktır, parçalanmıştır. Burada haberimiz nedir? El fakiru mübteda thiyabuhu mumezzekatun. İsim cümlesi haberdir bak. Buradaki isim cümle şeklindeki haberi dönüştür. Nereye? İsim zahire dönüştür. Ne demiş? Onun elbisesi parçalıdır. El fakiru fakir mumezzekus thiyabi. Elbisesi parçalıdır. Burada bizim haberimiz mumezzeku oluyor. Tamam? Siyab elbisesi parçalıdır. Ama burası bir cümle olmuyor. Sadece bizim mumezzeku haber olmuş oluyor. Ama şuradaki anlamı karşılıyor mu? Onun elbisesi parçalıdır. Burada da elbisesi işte parçalıdır, yırtıktır. Her neyse aynı anlamı veriyor. Ama burada şu yeşil kısımda el fakiru mübteda mumezzeku haberun merfu'un bir damme şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Demek ki buradaki isim cümlesini normal isim cümlesi olan haberi normal zahir isme çevirmiş olduk. El ahşabu fevaiduha kesiratun. Otlar mübteda fevaiduha onların faydası kesiratun çok. Onların faydası çoktur. Fevaiduha kesiratun cümlesi de nedir? Haberdir. Biz ne yapacağız? Fevaiduha kesiratun diye isim cümlesinde isim cümlesi şeklinde gelen haberi normal isim zahire çevireceğiz. Nasıl çevirebiliriz? El ahşabu kesiratul fevaid. Faydaları çoktur. Otlar faydaları çok olandır şeklinde. Burada da kesiratun buranın haberidir arkadaşlar. El ahşab mübteda kesiratun haberun merfun bir damme şeklinde. Bir örnek daha yapalım. El bakhilu maluhu kesirun. Cimri onun malı çoktur. Cimri malı çok olandır ya da cimrinin malı çoktur.
El-Bakhil mübteda maluhu kesirun isim cümlesi ise haberdir. O zaman ne diyeceğiz? Şu haber olan kısmı maluhu kesirun cümlesini değişik bir şekilde ifade edelim ve bir kelime haber olmuş olsun. Nasıl deriz? Kesirul mal. Cimri malı çoktur. Cimri malı çok olandır şeklinde. Tam kesiru haberun merfu'un bir damme şeklinde olmuş oluyor. Mesela el kararu tatbikuhu sa'bun. Karar tatbik edilmesi zordur. Onun tatbiki. Tatbikuhu sa'bun isim cümlesi. Nasıl deriz? Sa'bu tatbik. Muzaf, muzafın ile şeklinde yaptığımızda bu bir cümle olmuyor arkadaşlar. Bunu nasıl isim zahir yapıyoruz? Yani cümle olmaktan çıkardığınızda o isim cümlesi oluyor. Bak burada sa'bu tatbik. Tatbiki zordur. Kesirul mal. Malının çokluğu. Bunlar muzaf muzafın ile. Muzaf muzafın ile bir cümle değildir arkadaşlar. O yüzden isim zahirdir. Hocam isim zahir olduğunu nereden bileceğiz? Cümle değilse isim zahirdir. Bu kadar basit demek ki bunu ayırt etmesi. Bak dikkat ederseniz burada muzaf muzafın ile şeklinde dönüştürmüş. Yine aynı anlamı ifade etmiş. Türkçe'ye çevirdiğimizde bu cimrinin malı çoktur, cimrinin malı çoktur diye çeviriyoruz. Anlam aynı. Ama burada haberimiz isim cümlesi, burada haber normal isim zahir şeklinde gelmiş oluyor. Diğerlerinde siz yapıyorsunuz vacibun. Devam edelim. Havvil el fa'il fil cümellati ila mübteda ve gayr ma yelzem. Aşağıdaki cümlelerdeki faili dönüştür ila mübteda. Mübtedaya dönüştür diyor. Ve gayr ma yelzem ve gerekli değişikliği yap. Bakalım failimizi bir bulalım. Yu'anil maridu. Hasta şikayet ediyor. Sıkıntı yaşıyor. Min elemin fi batnihi. Karnındaki bir acıdan dolayı ızdırap çekiyor. Sıkıntı yaşıyor. Yu'ani fi'l el maridu fa'il. Bu faili mübtedaya dönüştürür. Nasıl mübtedaya dönüştürür? İsim cümlesine. İsmi başa aldık mı o mübteda olur değil mi? El maridu mübteda yu'ani cümlesi de haber olmuş oluyor. El maridu mübteda yu'ani cümlesi de fiil cümlesi de haber olmuş oldu. Demek ki bu kadar kolaymış. Bir değişiklik yapmaya gerek var mı? Yok. Eğer şu marid, marza cemi olsaydı şu yu'anune onu da cemi yapardık ama burada gerek yok. Mesela yenbu'ul ma'u min batinil arz. Su yerin karnından, yerin içinden çıkıyor, kaynıyor. Neba'a yenbu'u menba'a diyoruz ya. Menba suyu diyoruz mesela. Yenbu'u kaynıyor demek. Yenbu'u fiil el ma'u fa'il. Ne yapacağız? El ma'u'yu başa getireceğiz. İsimle başladığı için isim cümlesi mübteda oluyor değil mi? El ma'u yenbu'u min batinil arz. Su yerin içinden kaynıyor. Cümlelerin anlamı Türkçe'ye çevirdiğimizde her ikisi de aynı arkadaşlar. İster fiil cümlesi olsun ister isim cümlesi olsun. Tamam? Ama Arapça açısından önemli. Yani fiil cümlesi ve isim cümlesinin kuralları ve birçok açıdan farklılık gösterebiliyor. Bakalım üçüncü örneği de yapalım. Hani gerekli değişikliği yaptı da hiçbir şey değiştirmedik. Sadece başa aldık oldu. Bakalım değişiklik yapmamızı gerektiren bir durumda var mı? Üçüncü örneğe bakalım. Seyetezevvecu Hasan ve Hint yevmel hamisil kadim. Hasan ve Hint evlenecek ne zaman? Gelecek Perşembe günü Hasan ve Hint evlenecekler. Ne yapıyoruz? Hasan ve Hind'i başa getiriyoruz. Seyetezevvecu fiil. Hasan ve Hint fa'il. Fa'ili başa getirelim. Hasan ve Hint seyetezevvecani evlenecekler. Yevmel hamisil kadim. Gelecek Perşembe günü evlenecekler. Doğru mu? Burada bir değişiklik yaptık mı? Bakın. Seyyetezevvecu müfret fiil. Faili burada Hasan ve Hint diye gelmiş. Faili ayrıca geldiği için buna bir muttasıl zamir, fail olan muttasıl zamir getirmedik. Ama burada Hasan ve Hint müptedadır. Seyyetezevvecani cümlesi ise haberdir. Fiil cümlesi haber. Haberimiz burada fiil cümlesi. Bu fiil cümlesi de kendi içinde seyetezevvecu fiil
buradaki muttasıl zamir olan fail oluyor. Fiil ve fail, bak, fiil cümlesi olmuş oluyor. Demek ki bu tür değişiklikler de yapmamız gerekebiliyor imiş. Çünkü müptedamız müsenna olduğu zaman Hasan ve Hint, haberimiz de müsenna oluyor. Bak, fiilimizi müsenna yapmış olduk. Tamam, bunlara dikkat ederek diğer alıştırmaları da yaparsınız. Sonra devam edelim. Sennil mübteda fil cümelil atiye ve gayyir ma yelzem. Aşağıdaki cümlelerde mübtedayı müsenna yap. Senni demek müsenna yap demek. Tamam. İsnan senni. Müsenna yap diyor. Ve gayyir ma yelzem ve gerekli değişiklikleri de yap diyor. Bakalım. Er-reisu yakufu emame sahafiyyin. Başkan gazetecilerin önünde duruyor. Er-reisu yakifu. Er-reis mübteda. Onu müsenna yapalım. Er-reisani. Peki değişiklik yapacak mıyız başka? Yakifani. Tabii ki. Er-reisani mübteda müsenna olduğunda onun haberi olan yakifani, o da müsenna olmuş oldu bak. Mübteda müfret, haber müfret. Mübteda müsenna, haber müsenna. Reisani yekifani şeklinde. Eşşurtayı yunazzimus seyra. Polis trafiği düzenliyor. Bir polis. Mübteda müfret, haber müfret. Eşşurtiyani yunazzimanis seyr. İki polis trafiği düzenliyorlar şeklinde. Tamam, diğerlerini de aynı şekilde yapıyorsun bak. Mübteda müsenna ise haberimiz de müsenna oluyor. Mübteda cemi oldu, haber de cemi olacak tabii ki. Şimdi sonraki örneğimize bakalım. Bakın. İcma'il mübteda fil cümellatiyeti ve gayyir ma yelze. Mübtedayı cemi yap diyor. Tamam. Mübtedayı cemi yap ve gayyir ma yelzem ve gerekli değişiklikleri yap diyor. Gereken şeyleri değiştir. Yapalım mübtedayı. El-amiletu, kadın işçi, tasna'ul melâbisel kutniye, pamuk elbiseler üretiyor, yapıyor. Kadın işçi pamuk elbiseler üretiyor. Güzel. Bunu şimdi cemi yapacağız. Kadın işçiler. El-amilatu, bu nasıl değişecek? Hiye tasna'u hünne yasna'ne, değil mi? Hünne'ye göre çekimini yapacağız. Yapalım o zaman. El-amilatu yasna'ne el-melâbisel kutniye. Kadın işçiler pamuk elbiseler üretiyorlar, yapıyorlar şeklinde bak. Hünne'ye göre yasna'ne. El-amilatu cemi, haber olan yasna'ne, o da cemi gelmiş oldu. Mübteda müfretse haber de müfret. Mübteda cemi ise haberi de cemi gelmiş oldu. El-lısu dehales sicne. Hırsız zindana girdi, hapse girdi. El mübteda lıs, mübteda müfret. Dehale haber, o da müfret. Ama lıs cemi yapıyoruz. El lususu dehalu es sicne. Hırsızlar zindana girdiler. El lususu cemiye, dehalu, o da cemi gelmiş oldu. Diğerlerinde siz yapıyorsunuz. Ve cibun. Sonra burada bir tablomuz var arkadaşlar. Bu tabloda bizden ne istiyorlar bakalım. İstahriç minen nasıl sabık el cümelel ismiye. Vemle il cedvel. Bu önce okuduğumuz metinden isim cümlelerini çıkarın. Vemle il cedvel ve aşağıdaki tabloyu doldurun diyor. İsim cümlesi çıkaralım mesela. El ula şedidetul gina. Birincisi el-ula mübteda, şedidetü de haberdir. Değil mi? Mübteda nedir? El-ula. El-haber şedidetü. Ne-ul-haber? Şedidetün cümle midir arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz? İsim zahir diyeceğiz. Bu kadar kolay. Bir cümle daha çıkaralım. Es-saniyetü şedidetül fakr. İkincisi de şiddetli fakirliktir. Es-saniye mübteda, haber şedidetü. Ne ol haber? Yine isim zahir. Bir tane daha çıkaralım. Huve esasül hayati. O hayatın temelidir. Burada huve mübteda,
Haber nedir? Esasu, o da haber oluyor. Esasu bir fiil midir? Bir cümle midir? Hayır. O yüzden isim zahir diyoruz. Diğer tablonun kalan kısmını da siz dolduruyorsunuz. Vacibun. Evet, bu derste gördüğümüz konumuzu şöyle kısaca bir özetlersek, demek ki müptedanın haberi 3 şekilde gelebiliyor imiş. Aslında 2 şekilde de diyebiliriz bunu. Ya cümledir ya cümle değildir. Tamam mı? Burada aslında birçok kısmı ayırması da anlamsız. Ya cümledir ya cümle değildir. Tamam. Ama biz buradakine göre anlayalım. İsmun zahir, zahir isim. Eğer cümle değilse isim zahir diyoruz. Ha, cümle olursa cümle ismiye veya cümle fiiliye, tam cümle olursa bu şekilde, veya tam cümle değil de şibih cümle olursa, cümleye benzeyen, cümlecik diyebiliriz. O da nedir? Şibih cümle olursa harful cer meal isim mecrur, harfi cer sonra mecrur isim veya zarf, ondan sonra mecrur isim gelebilir veya sadece zarf olarak da gelebiliyor imiş. Evet, bu dersimiz burada bitti. İntihar ders. Maasselame.